çektiniz mi? Tabii ki çektim. Benim de şeyim var, kendi uyandım. Evet efendim. Of, çok korkunç. Yayın başladı, yayın. Evet. Efendim güzel bir kare kaçırdık. Yavaş diyordum, Erhan'a sus diyordum fakat tak diye oturdu gümbür diye. Hanımefendi uyandığında yoksa güzel bir uyuyan güzelle görecektik Habınaz'a. Habınaz, evet. Şu pençik olanlarını bir şey yapar mısın? Ya, pençik olanı bu Osman esir düşen askerlerden devletin hissesine düşen 5'te 1 pençik olan diye anılıyor. Daha sonra nasıl, bu nasıl şey yani savaşta esir alınan, savaşta alınan ganimetin 5'te 1'i devlet Beytülmal'a kalıyor, devlete kalıyor. Esirlerin de 5'te 1'i devlete veriliyor. Bunlar pencik sistemi deniliyor buna. Esir alınan gençler Türkleştiriliyor, Müslümanlaştırılıyor. Yeniçer ocağına alınıyor. Yani kapıkolu sistemine alınıyor. Hı. Bu daha sonra yeterli olmayınca devşirme sistemi başlıyor. Yani bu sefer savaş olmadan kendi tebaasından insanlar topluyor. Şey gördük hatta birkaç gün önce enteresan, bu Amerika'da doktora yapan bir bayan arkadaşı, ismi aklıma gelmedi şimdi. Şey bulmuş, bir tane sürü defteri bulmuş, sürücü. Ne sürüsü? Yani devşirme, sürü deniliyor onlara. Getirilen çocuklara sürü deniliyor, evet. Şey enteresan, kimin nereden devşirildiği, hangi isminin ne olduğu, anne baba isminin ne olduğu, şekli, şemali, yeni Müslüman ismi, hepsini yazıyor o defterde. Mesela o defteri yayınlayacak çok güzel bir defterdi. Şey ilginç, genelde yaşlar çok yüksek. 17, 18, 20 yaşına kadar gidiyor. Yani o yaştaki çocuğu alıp nasıl, yani, hayır nasıl siliyor? Ama silmişler çoğunu yani. İhanet çok az. Yani nasıl siliyorlar? Ben onu, yani işte o çok kuvvetli bir sistem var. Yani 17-18 yaşındaki bir çocuğu alıp devşiriyor, Türk yapıyor, Müslüman yapıyor, düşmana karşı kullanıyor. Ya tabii şunu da düşünmek lazım. Harem için aynı şey söylenir. Hep bunlar hani alınıyor, ailelerinden koparılıyor falan ama çoğu çok fakir, çok zorlu koşullardan gelip inanılmaz bir yükselme. Sokullu fakir mi? Sokullu'nun ailesi. Yok, harem için söylüyorum. Ha, pardon, harem için söylüyorum. Pardon, evet. Ama hani devşirme sisteminde de yükselme şansları çok fazla. Yani Sokullu dediğiniz devletin en önemli adamı. İbrahim de öyle. Onun da mesela Yunanlı İbrahim oldu. Paşa, Pargalı. Pargalı. Yani bu insanlar belki de doğdukları yerde kalsalar balıkçı olacak ya da işte doğru, ne bileyim. Zaten devşirme olacak. Sürücüleri, yani o devşirme toplayıcılar, hep aileler onu söylermiş. Yani en büyük hükümdarın sarayına gidecek. Evet. Oğlum belki de vezir azam olacak diye. En iyi eğitimi görecek. Tabii en iyi eğitim. Yani o dönemde tabii şey de yok. Milli kimlik olmadığı için problem olmuyor. Efendim, Sayın Muhammed Ram, giriş ezginizin adı Arazbar Peşrevi'dir. Eğlenceli bir eser diyorsunuz. Efendim, Arazbar Peşrevi olduğunu maalesef en iyi ben biliyorum. Çünkü o notayı el yazmasından tercüme edip yayınlayan benim. Daha önce bilinmiyordu. Bilinmiyordu. Beyaz piramitler ve prototipler konuları. Bazı isimler veriyorsunuz davet etmemizi kastederek. Efendim, ben o prototipler meselesine inanmıyorum. Çünkü prototipler konusunda bugün arkeologlar da efsanelerin uzmanları da hiçbir yazılı kaynak olmadığını söylüyorlar. Yani bu kelime 12.000 sene önce burada böyle konuşuluyordu demek için en azından bir duvar yazısı gerekir. Yok. Çünkü bahsettiğiniz kişiyi konuk etmek için biraz kaynaklarına baktım o konunun. Kaynağı var mı diye. Ve bu işi bilen hocalar hiçbir kaynak olmadığını söylüyorlar. Biraz felsefi ve benzetme yaklaşımı gibi bir şey. Evet, Erhan doğru söyledi. Onun için o konuya şey yapmıyoruz. Yani bilmem Erzurum'daki bir mağarada şu kelime var, bu Türkçedeki şu kelimeye denk geliyor diye benzetme yapılıyor. Yani bundan çoğu tutarlı şeyler değil. Yani olsa bana göre bunlardan önce bu Etrükslerin bir akrabalığı olabilir belki, İtalya'daki yani. Ama onlar yeni gene. Yani burada 8-10.000 sene öncesinden bahsediyor. Ya o kadar zaten gitmiyor. O kadar zaten gitmiyor. Efendim, gene sayın seyircimiz de Türker Dikici. Efendim, bilişim sektörünü küçümsemiyorum. Ben gazeteciyim. İçinde sayılan o sektör. Küçümsüyor değilim. Ama dünya üniversiteleri kitaplarını, tezlerini internetten paylaşırken siz internete eleştiriyorsunuz diyorlar. Efendim, her kaynağı internette paylaşmıyorlar. Hayır, böyle bir şey yok. Yani G-Store olsun, birçok kaynağa ben de aboneyim. Parasını da veriyorum, paspörtüm de var ve bazı şeyleri alıyorum. Ama birçok şeyi de alamıyorum. Hala mikrofilm getirtiyorum. Yeni getirttim Bibliotek Nasyonel'den. Bizdeki gibi CD de değil, hala mikrofilm. En kalıcısı. İnternet olmasaydı bize nasıl ulaşacaktık? Efendim, haberleşme, iletişim ayrı şeydir. Yani haberleşme ayrı bir şeydir. Bilgi kaynağı olması internetin ayrı bir şeydir. Bu Türkiye'de çok karıştırılıyor. İnternet bilgi kaynağı olmaz. Çünkü kimin doğru bilgiden daha fazla yanlış bilgi var. Evet. Hele Türkiye'de. Hele her Türkiye'de. Programda konuşuyoruz. Batı Ceylan'da da var. Ama evet, üniversite tezlerini bir kısmını alabiliyoruz. Ama o tezi ben zaten yazdığım vakit geliyordu bana. Hı. Fotokopi çekiliyor. Parasını verince yolluyorlar şeyini. Bir kısmı, hepsi yok. Dolayısıyla internet benim için hiçbir şekilde büyük bir çare değildir. Bir rahatlatıcı vasıtadır haberleşme konusunda. Maili gönderiyorum, posta kalktı, mesajı yolluyorsunuz. Efendim geliyor, işte bu şekilde haberleşiyoruz ama ben ne bileyim Peçevi tarihinin bana diyelim ki şimdi aklıma geldi. Şu orijinali lazım. İnternette nereden bulacağım ben bunu? Var. Baskı. Matbu Nüsa'yı tarayıp koymuştur. Erhan, Avusturya'da Kraliyet Kütüphanesi'ne bilmem kaç numaranın 37B numaralı varağı lazım. Hadi bul bana internet. Yazma değil, matbu. Bulamazsın. Ben matbu kitabı ne yapayım? Ama şeyi enteresan. Bilim yazmadan yani yapayım. Hayır. Kronik, Osmanlı kroniklerini bile çekmişler. Çekmişler, koymuşlar. Tacüttevarih, Peçuylu vesaire bir sürü. Ama şey açısından çok iyi oldu. Ben onu söyleyeyim. 1900'lü yıllardan önce Batı'da yazılmış birçok kitabı biz zar zor özel fotokopi çekiliyordu. Çok pahalıydı. Mesela bu Orta Doğu'ya giden İngiliz hacılarla ilgili 4 cilt kütük gibi kitaplar vardır. Onlardan ben bir 10 sayfa getirip dünyanın sitelerine vermiştim. Tamamını indirebildik internetten yani. Yani öyle iyilikleri oluyor. Bak, ben şu anda sana söyleyeyim, Enver Paşa üstünde çalışıyorum. Evet. Hatta programın başına da bazı sorular gelmişti o konuda. Önümüzdeki kışa doğru kitabı çıkartacağım. Ben hala bir senedir, inanır mısın, internette her yeri tarattım. Ki interneti biliyorsun beni. Ben internete çare diye baktım, son çare diye baktım, yok. Bir harita arıyorum ben. Hı. Bazı olayların geçtiği yerde yok. Ruslardan bulduk. Yani Rus kütüphanesinden fotoğrafını gönderdiler. Fotoğrafını çektik, o şekilde yok. Yani tam kaynak. Yok, her şey bulunmaz zaten. Ama şimdi şu oldu tabii, insanlarda baktık mesela talebeye bir ödev verdiği zaman hocam baktım internette yok diyor. Yani şimdi internet her şeyin bulunduğu bir yer oldu. Ayağın altında olacaksın öğrenci. Veya şey oluyor biliyorsun, internet ansiklopedileri var. Baktık şu ansiklopedide böyle yazıyor diyorlar. O ansiklopedilerle... Efendim Sayın Murat Ulutürk, Müştak Baba'yı birkaç hafta önce saatler boyu konuştuk burada. Kusura bakmayın, tekrar şey yapamayız. Ama konuşmuştuk. Sayın Ziya Şefik Atun, isteyenlerin heveslerini efendim, Osmanlıca öğrenmek isteyenlerin heveslerini ben kırmıyorum. Sadece bir söz vardır. Güzel bir sözdür. İmanın azı çoğu olmaz, ya vardır ya yoktur derler. Bilginin de azı çoğu olmaz. Bilgi ya vardır ya yoktur. Onun için şunu öğrendim, bunu öğrenmedim eski Türkçe'de diye bir şey ben kabul edemiyorum. Kitap yazısını bileceksiniz. Siyakatı da şu yazıyı da okuyacaksınız. Ve hayır, benimki heves kırmak için değil de teşvik maksatlı bu söylediğim. Yoksa hevesi niye kırayım? Çünkü bundan 80 sene önceki mezar taşını okuyamayan tek millet zannedersem dünyada biziz. Şu anda. Ya da çeşmeleri. Evet, veya kitabeleri. Efendim Sayın Erman Erhan, Tulumbacılar eski İstanbul kabadayıları. O konuda bazı yayınlar var ama bunlar Osman Cavan'ın falan vardı, güzel şeyleri. Kaygılı. Keşir Ekrem'in de var galiba değil mi? Külhani Edipler diye de Külhani kimse. Edipler, ama Külhani Edipler o konu değildir. O İttihat Terakki'dir. Efendim maalesef pek bulunur kitaplar değildir. Sadece kavgalarını anlatan, yani daha doğrusu mahalle Gülhan Bey teşkilatını, onların kavgalarını anlatan Refik Cevat'ın kitabı vardı. Neydi adı? Sayılı Fırtınalar. Sayılı Fırtınalar. Yeniden basıldı onlar. Basıldı, evet. Basıldı. Sonra çıktı. Fakat Tulumbacılar ve Gülhan Beyler tabii çok önemli. folklorik kaynaklardır. Özellikle Külhan Bey'i kahveleri hakkında Osman Cemal'in ve unuttum. Şu ince bir şeydir ama bir iki güzel yayın vardır. Sayın Yasin Ogün veyahut Beydoğan, Arazbar Peşrevi'nin notasını arayacağım diyorlar. Efendim notasını bulamazsınız. Maalesef. O notayı bulamazsınız. Onu ben Bobovski'den bizim notaya çevirmiştim. Biraz da tahsih etmiştim. Şeyseniz sonra Uğur çalmıştı. O piyasada yoktur o nota. Bende de var mı onu da bilmiyorum ta o zamandan. O efendim, şey dediniz de enteresan tulumbacılar. Hı. 18. yüzyılın sonlarında şimdi tulumbacı sırık hamalları var. Bunlar sağda solda kadınlara sarkıntılık ediyorlar. Yani terör estiriyorlar. Tulumbacı başının karısına sarkıntılık etmişler. Bütün tulumbacılar esnafla birlik olmuş. Nerede sırık hamalı yakaladılarsa dövmüşler. Kavga dövüş. O sırada yangın çıkmış. Yani kavgadan yangını söndürememişler. Bayağı bir yer yanmış. Efendim Sayın Altay Kula, Avrupa Birliği tüm kütüphanelerin yarıdan fazlasını internete aktarmış durumda. Yakında hepsi tamamlanmış olacak. İstediğiniz numaralı yayını tak diye bulacaksınız. Efendim, yok böyle bir şey. Şimdi bilmiyor diyeceksiniz ama yok. Matbu kitapların bir bölümü konuyor. Yani basılmış kitapların. Telif hakkı olmuyor zaten. Telif hakkı olmayan kitapları koyuyorlar. Şimdi, tarih, efendim, edebiyat tarihi, bu tip işler, bu tip konular ana kaynaklardan yapılır. Ana kaynaklar el yazmasıdır. Matbu kitap yani basılmış kitap tabii ki kullanılır. Fakat ana kaynak her zaman için el yazmasıdır. El yazması internete falan konmaz bunlar. Şu var, bir de şu boyutu var işin. El yazmasının kopyasını almak dünyanın parası maalesef. Ticari bir iş. Özellikle, ticari bir iş. Yani, özellikle İngiliz kütüphaneleri. Felaket yahu çok şeyden mal. Bak British Library'den 4 sayfa getirttim ben evvelki sene. 4 sayfaya verdiğim para Kitab-ı Lagani'nin, o da bir başka nüshası var. Bu Abbasi saraylarının eğlence hayatıdır. 4 sayfa, sadece 4 sayfa. Efendim Sayın Kula, 4 sayfaya verdiğim para benim 180 pound'tu. 180 pound yarım milyona yakın parayla yani. 500 liraya yakın. 180 pound o para. Yani bu kitapların ulaşılma güçlüğü, yani parayı verdiğiniz mi ulaşıyorsunuz. Ortada. Yani internette pat diye o kitabı bulamazsanız yazmayı hiçbir dünyanın hiçbir kütüphanesi vermez. Çünkü bundan para kazanıyorlar. Bizde de öyle. Topkapı Sarayı'nın kütüphanesinde gidin bir minyatürün kopyasını alın bakayım. Paralı. 100 küsur dolar tek kare. Ama şey de zaten öyle. Şimdi aslında onu da ticari hale getirelim. Yani bizde hep mesela, internet deyince her şey ulaşılıyor zannediyor. Hayır. Matbu kitaplarda da mesela şimdi biliyorsunuz o jestor vesaire üniversitelere abone ediyor. Dünyanın parasını alıyor. Yani aslında çok iyi bir ticari şey. Yani böyle yapıldığı zaman yani yalnız Türkiye'ye satmıyor ki bütün dünyaya satıyor. Türker Bey kızmadım efendim. İyi akşamlar size de. Barıştınız mı sonunda? Yok kavga etmemiştik ki. Hadi biraz kanuniye dönelim. Evet efendim buyurun. Şeyi söyleyeyim ben kanuniden önemli bir detay. Kapitülasyonlar kanunu döneminde verilen. Ha o soruluyor. Kapitülasyonlar niye verdi kanun? 1535'te Fransa'ya kapitülasyon verdiği bütün kitaplarda yazar. Tahir Alango. Demin hatırlayamadığım kitabın ismi Çalgılı Kahvelerde Külhan Bey Edebiyatı. Efendim Zekeriya Bey'e teşekkür ediyorum. Sayın Zekeriya Dikkaya'ya. Şimdi Kahvelerde Külhan Bey Edebiyatı. Makbul İbrahim Paşa söylediğiniz Fransız elçisiyle kapitülasyonların anlaşmayı hazırlıyor. Ancak o sırada Makbul İbrahim Paşa maktul olduğu için yani öldürüldüğü için anlaşma yürürlüğe girmiyor. Aslında kanun döneminde verildiği söylenen kapitülasyonlar verilmemiştir. Halil Hoca bunu yazar. Halil İnalcık imtiyazat maddesinde İslam Ansiklopedisi'nde. İlk kapitülasyon yani gerçek manada ilk kapitülasyon daha önce de verilenler de var ama Cenevizlere ta Orhan Gazi döneminde 1569'da 2. Selim zamanında veriliyor. Yani kanuni döneminde bir kapitülasyon verilmiyor. Hatta şu yorumlar yapılmıştır. İşte kanuni çok büyük bir hükümdardı. Ancak kapitülasyonu vererek Osmanlı'yı yarı sömürge haline getirdi diye suçlamalar da yapıyorlar. Tabii böyle olunca iş birdenbire tersine dönüyor. Tabii kapitülasyonlar kanun döneminde veya verilmesi düşünülen veya 2. Selim zamanında verilen kapitülasyonlar ticari kapitülasyonlar. 18. yüzyıldan itibaren devlet zayıfladıktan sonra bir de adli kapitülasyonlar veriliyor. Yani işte o tebaanın yargılanmaması vesaire. Ondan sonra bir suç işleyen Belçika vatandaşını ülkenizde tutuklayamıyorsunuz. veya bir usulsüzlük yapan, fuhuş yapan oteldeki bir Amerikalı otelciyi mesela oteline giremiyor polis 19. yüzyılda. Yani o kanuni kapitülasyon vermemiştir. Yani o yanlış bir bilgidir. Yani dediğim gibi bunlar 2. Selim 1569'da. Onun da sebebi ilginç, onu da söyleyelim. Kapitülasyonu ne zaman veriyor? Tam Kıbrıs Savaşı'ndan bir sene önce. Fransa'yı yanına çekiyor. Yani Kıbrıs Savaşı'na altyapı hazırlıyor. Yani birdenbire çıkılmıyor Kıbrıs'a. Kıbrıs seferinde de şarap yüzünden çıkıldı falan denilir. O uydurmadır. Yani o 1569 kapitülasyonları Kıbrıs seferine hazırlık içindir. Keyfiniz iyiydi, ne oldu? Bazı mesajlara şey yapıyordum. Evet efendim, Kanuni'yi de. Yani tabii. Halil Faslelilik Kanuni meselesinde. 13 seferi var biliyorsunuz. Büyük Kanuni. Bir Maraşal. Tabii 13 kere, 13 defa ordunun başında sefere gidiyor. Ya Süleyman le Magnifique yani dışarıdaki. Öyle. Ve ölümü de muhteşem oluyor. Yani o hayatının sonundaki yıpratmalardan dolayı sefere çıkıyor ama seferde ölüyor. Ve şehit oluyor. Mihrimah Sultan'ın aslında birazcık onu ısrar edip git dediği söylenir. Tabii dedikodular başlamış. Şeyhler falan vaaz veriyorlarmış. Sefere gitmeyen padişahın padişahlığı makbul olmaz diye. Ama 72 yaşında. Yani gerçi kaç 12 sene boyunca hiçbir yere gitmiyor. İşte 53'ten sonra gitmiyor. Evet. Nahçıvan seferinden sonra. Tabii şöyle bir şey de var. 2 oğlunu öldürtmüş arada. Huzursuzluk var. Yani dedikodular var. Evet. Ve şey enteresan. Sefere giderken de hasta, yaşlı at üzerinde gidiyor. Gidemiyor. Şehirden çıktığı zaman arabaya biniyor. Evet. Tekrar bir şehre yaklaşıldığı zaman ata biniyor. Yani düşünün yani cihan imparatorsunuz. Tamamen göstermelik. Tabii bir rahat edip dinlenemiyorsunuz. Hatta tarihçiler şöyle anlatıyor. Beyaz bir atın üzerinde beyaz bir elbise girmiş. Beyaz sakalıyla nurdan bir heykel gibiydi Sultan Süleyman diyorlar. Muhteşem bir törenle sefere gidiyor. Bir Venedik elçisi ya da adamın ismi şuralarda Girit'te bir yerde yazılı. Hayır değil. Şey diyor. Kanuni beyaz dediğim için söylüyorum. Makyaj yapılırdı diyor. Yani hep renk sürülürmüş. Çünkü bembeyaz olunca hastalıklı gibi gözüktüğü için zaten çok açık renkli bir insanmış. Özellikle yabancılara çıkmadan önce ya da daha doğrusu onları huzuruna kabul etmeden önce renk sürülüyor diyorlar. Kanuni. Padişahlar boyanır. Ama boyanma sebebi şey, moda bilmem ne falan değil. Moda değil. Azametli göstermek. İşte güçlü ve... Güçlü göstermek için yani böyle bir tunç ifadesi vermek için boyandıkları ben birkaç yerde okumuştum. Efendim, Sayın Sevda Mıhçı, hurufu mukatta konusunda hiçbir şey söylemedik. Ben bilmiyorum ki nereden söyleyeyim yani. Gülhan Hoca'yı bir defa daha çağırın. Günler'in söyleyeceğini mi zannediyorsun? Son bir iki konuya. Bu arada yani Barbaros Hayrettin'den bahsetmedik. O apayrı bir konu olur o. Size geldi efendim. Herhalde sabahlamayı düşünüyorsun. 8. Henry'yi konuşmanızı bekliyorduk diyorlar. Bekliyorduk ama konudan konuya atlayınca öyle. Efendim şu soru çok geldi. Bavarya Kralı'nın oğlu Avusturya doğumlu Otto. Yunan Kralı Otto. Efendim Avrupa'da kral ithal etme adeti eskiden beri vardır. Almanlardan özellikle. Hocam Alman Yunan tahtına geçer, Danimarkalı, İngiliz bilmem nesi olur, o olur. Bu normaldir. Zaten hepsi kan bağı var. Hepsi zaten yani akraba birbiriyle. Evet. Bir de şey oluyor bu Yunanlar vesaire de asilayla olmadığı için dışarıdan Arnavutlar da öyle mesela. İlk krallarını dışarıdan ithal ediyorlar. Alman kökenli herhalde o da. Zog'udur ilk olur mu? Alman gelmiyor mu? Kral Zog'udur. O mu geliyor? Kral Zog'du. Yunanistan'a Otto geliyor. Otto geliyor ama. Romanya'ya da galiba öyle oluyor. Karol. Yok Karol'ün babası. O şey, Carmen Silva. Kraliçesi var değil mi? Hoppa kraliçe şeyden. O fakat Arnavut kralı Zog'dur. Sayın Bahadır Yıldız efendim teşekkür ederim ama zaten ben dediğiniz şekilde zaten anlamadım. Yani belge koymak için falan değil. Kalıcı bir şey görmüyorum. Hala bu internet şeyi Altay Bey paralı verilen kitaplar nette paralı olacak zaten. Efendim o işe girmezler. El yazması başka bir şeydir. Efendim Hasan Öztürk kardeşimiz. Çok teşekkür ederim Hasan'cığım söylediğin sözlere. Senin de yolun açık olsun. Allah muvaffak etsin. Çok soru geliyor. Ya, Arazbar şeyi geldi. Notayı bulmuşlar. Ben unutmuştum. Hayır notası değil. Bestecisi. Eyyubi Mehmet Çelebi. Evet. Albümün adı Cello Unveils Anatolian Spirit. Uğur Işık'ın albümünde orada. Neymiş ismi? Eyyubi? Eyyubi Mehmet Çelebi. O şeylerde var. Hani benim çıkarttığım kayıtlar vardı ya şimdi. Ödemeler. Bu 17'nin ortası mı? Evet, evet. Hayır, o dönemde bir Eyyubi Kanunnamesi diye bir kanunname hazırlayan bir adam var. Yok, yok bu şey. Mehterde bu. Hı. Saray mehterinde. Hani bir maaş şeyle çıkartmıştım ya, ben hatırlıyorsun. Mehter defterleri. Cemaati mehter cemaat. Unuttuğun bestecini bile internetten öğreniyorsun. İnternete laf ediyorsun bile. İnternetten gelmiyor, mesaj geliyor. İnternet tamam, başka şey. Sen de karıştırma. Güya ismini yapıyor şeyi. Eyyubi Mehmet Çelebi. Erhan, ben o kadar nota tercüme ettim ki. Hepsini nasıl aklımda tutayım. Ama en güzeli şu oluyor tabii. Sizin piyasaya çıkardığınız şeyleri size tavsiye ediyorlar. Geri oku satılıyor. Da dinle de öğren diyorlar. Bir okuyucumuz beni, Samet Bey, beni İlber'e şikayet edecekmiş. İlber'e sormuş, Osmanlıca'yı kendi kendime öğrenebiliyor muyum? Kesinlikle öğrenirsin demiş. Şaka diyorlar. Asistanın kafasına dayanacağım yarın diyorlar. Bilmiyorum, asistanın Osmanlıcasını herhalde biliyor da İlber'in asistanı ama Samet Bey, kendi kendinize Osmanlıca öğrenemezsiniz. Bir yere kadar öğrenirsiniz. Evet. Bir yere kadar ama mesela demin örneğini gösterdiğimiz işte Erhan'ın kitabında belgeler. Şu yazıyı, şunu hocasız hiçbir şekilde bunu öğrenemezsiniz. Sen kimden öğrendin bir sürü sembol. İşte Halil Hoca'nın bize çok büyük faydası oldu. Halil sen Necat Bey'in derslerine gittin mi? Efendim? Necat Hoca'ya gittin mi? Necat Hoca'yı arşivde sorardık biz. Arşivde sorardınız. Farklı yerdeydi. Yani mesela tabii şu oluyor, öğrenmenin en iyi yeri. Ben bak üniversitedeyken ben iktisat okuyordum. Buna merak saldım. Yani 19-20 yaşındayım. Şeyde bir derslerine gittim. Siz elçilikte öğrenmemiş miydiniz? Osmanlıca konuşuluyordu Tanganyika'da. Efendim? Hayır, şimdi millet elçiliklere gidecek Osmanlıca öğrenmek için sonra. Sayın Barış Koca, efendim o konuyu bilmiyorum. Okudum ama anlamadım. Suudi Arabistan'daki taşlar meselesini anlamadım. Onun için bir şey söyleyemeyeceğim. Bitirelim mi? Bitirelim. Başka bir gün hakikaten şunu yapmak isterim. Çünkü özellikle Kanuni dönemine bakınca sadece dünya çapındaki o demin sadece yüzeysel bir şekilde geçtiğimiz liderler değil ama işte malum çok önemli vezirleri var. Mimar Sinan gibi insanlar var. Yani bir şey yok biliyor musunuz? Çok enteresan. Şairler var, mimarları var. Birçok sanatçısı var. Hat Karahisari var. Fakat Kanuni döneminde bugüne kadar çok önemli büyük bir bestekar yok. Çok enteresan. Biz bugün Kanuni döneminin musikisini bilmiyoruz. Edebiyatını biliyoruz, mimarisini biliyoruz. Neredeyse İstanbul hayatını neredeyse gün gün biliyoruz. Her şeyi biliyoruz ama şey yok, musikisini bilmiyoruz. Bir de tabii kanun kayıt biliyoruz. Kayıt olmadığındandır ama. Kayıt yok. Kitap yok. Kayıt yok. O ne biliyor musun? Kanuni dönemi o pek Türkiye'de üzerinde pek durulmadı. Fatih ve Bayezid-i Sani zaman, 2. Bayezid zamanına kadar bu musiki risaleleri bizde İslami şablona uygundu. Yani İslami şablon dediğim Orta Doğu şablonuna uygundur. Yani İran'da ne yazılırsa, Arabistan, Irak tarafında, tabii Şam'da, Irak tarafında ne yazılırsa Anadolu'da da o yazılmıştır ama Kanuni döneminden sonra bir mahallileşme başlamıştır. Anadolu teorisi başlamıştır. Bu Anadolu teorisi sözünü ilk önce Popescu Yudets ortaya atmıştı. 2 sene önce kadar. Ve o dönemde büyük bir değişim var. Kanuni'den itibaren başlar ve 17'de bu değişme zirveye uğrar. Zirveye çıkar. Fakat belki bundan olmayabilir ama o dönemden kalan meşhur bir bestekar bilmiyoruz. İsimleri var. Ama ne bileyim bir Itri. 17. Sonu 18 başı bir Itri. Efendim bir Hafız Post. Ne bileyim bir Dede Efendi. Peki Bobovski'den önce bestelerin notası olan bir şey var mı? Yok. Devam gelenler var, bazı parçalar. Var mı? Tabii Hafız Post, Bobovski. Yani biraz daha önce de mesela. Var. Ama Kanuni döneminden kalan eser yok. Her şeyde arşivde. O harcama defterlerinde, şeylerde nota bulamıyoruz. Uzunlar neydi? Ruzlamçelerde. Ruzlamçelerde maaşlar var. Şuna şu ödendi, işte çoyur çalıyor, nefe çalıyor, şunu çalıyor, bunu çalıyor. Bunlar var ama bestekar yok. Şeyde. Ondan sonra O74 müydü o belediye kütüphanesindeki? O71 o şey. Tasadüf. Onu doktora tezi vereceğiz. Tamamında. Hesap edersiniz bu kadar 50 seneden. 9-9-9-17 arası. Hepsine. Hicri evet. Hepsine değil mi? Ha. Mesela orada her cins sanatçı var. Şairi, eğer işlemecisi, terzisi, şusu, busu. Efendim? Altın lazım. Altın hepsi var. Bestekar yok. Nazariyatçı var. Bestekar yok. Çok enteresan. Hayır, bestekar geçmiyor mu? İsim ben görmedim. Ama mesela Abdülkadir Meragi'nin torunu var. Para almış 2. Bayezid'den, iyi para almış. Onların bestekarlığı var mı? Bestekar yok. Bestekar değil ama kitap verdi diye. Mesela şair geliyor, kaside yazıyor. Samul Kürk veriyor, bilmem kaç kuruş, bilmem kaç bin kuruş bahşiş veriyor. Şey var, evet ama şey yok. Bestekar yok. Abdülkadir Meragi'nin kayıtları nasıl geliyor günümüzde? Eserleri. Hiçbir eseri onun değildir. Değil mi? O çalınan onun değil mi? Hiçbir onun değil. Onu ben benim Meragi kitabında yıllar önce yazmıştım. Ne makamı uyar? Yani Meragi'nin... O dönemde o makam yok. Ay o makam var da öyle değil. Öyle. Efendim ne makamı uyar, ne usulü uyar, ne de güfteler uyar. Mesela Rehavi Yürük Semaisi vardır. Gersiyehi çüliğin bu ve teşkutu ve helakima. Hala çalır Abdülkadir Meragi diye. Güfte Fevzi-i Hindi 17. yüzyıl. Yani yoktur. Şey yapalım mı? Kapatalım. Kapatalım. Bilahare. Biraz önce şey olsaydı hanımefendi Habınaz'a daldıklarında. Ama görmüşler. Uyurken. Mert Bey'den mail geldi. Resmen o yöpelladın diyorlar. Efendim. Cem Sultan ve Cem Şairliğin önemi nedir? Bu çok uzun bir konu. Bir seyircimiz Ferhat Öz. Çok beylattım okunmadı diyor. Görmedik efendim. Çok geldi çünkü. Umarım bu okunu okuyorum. Osmanlı'daki ticaret hayatını çok merak ediyorum. İhracat var mıydı? Tabii ki vardı. Tabii ama şey vardı. Enteresandır. Günümüzdeki gibi değil. Osmanlı ihracatı yasaklıyor. İthalatı serbest bırakıyor. Evet. 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 Ya. Altın gitmesin diye mi? Hayır, ham madde dışarı çıkmasın ama diye. Çıkmasın. Yani Halil Hoca'nın Osmanlı'nın Sosyal Ekonomik Yapısı isimli kitabını okursa orada vardır. Ticaret de vardır. Diğer ekonomik yapı da vardır. Her şeyi anlatıyor hoca orada. Efendim? Süreyya Faruki de mesela çok güzel anlatır. Ticaretle ilgili bazı şeyleri. Osmanlı'daki. Efendim siz neden üniversitede ders vermiyorsunuz diyorlar. Mert Bey, Mert Kumaç. Hiç aklıma gelmedi efendim. Yani hiç aklıma gelmedi. Belki vakit meselesi çünkü mesleğim var. Ne yapalım, kapayalım mı? Kapanışı o zaman yani demin çok mesaj geldi. Kani abiyle kapayalım, rahmetli Kani abiyle. Allah rahmet eylesin. Amin. Efendim programın başında icra ettiğimiz bir eserle efendim kapayacağız. Kani Karaca meşhur şair Nabi'nin Urfalı Nabi'nin ve divan edebiyatının en önemli en derin şairlerinden biri olan Nabi'nin meşhur Naat'ının bir bölümünü seslendiriyor. Çünkü parça uzun. Naat malum Hazreti Peygamber'e metiye. Sakın terki edepten kûyi mahbubu hudadır bu. Nazargâh-ı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Bu akşam da programımız efendim bu. Eserim Kani Karaca'nın bu nefis icrasıyla sona erecek. Önümüzdeki hafta inşallah tekrar beraberiz. Yarın akşam tekrar arz edelim. Saat 22'den yani akşam ondan itibaren Fatih Altay ile bendeniz ve Üstad İlber Ortaylı teke tek özelde beraber olacağız. Artık İlber'le her şey konuşulur. Hepimiz irşad oluruz. Tatlı tatlı anlatacak. Hepimiz dinleyeceğiz. Onun için yarın akşam tekrar beraber olmak üzere efendim. Hepinize artık hayırlı sabahlar mı diyeceğiz? 10 saat 4.30. Ve efendim Kani Karaca'nın naatı ile beraber bu akşam hitam buluyor. Yani programımız sona eriyor. Hepinize efendim çok teşekkürler gösterdiğiniz alaka için. İyi sabahlar.